Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda En'am suresinden devam edeceğiz. Ve 36 ve 44. ayetler arasını bir sayfa şeklinde değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. İnnemâ yestecibullezîne yesmaun. Ey peygamber, sana icabet edenler ancak duyan kimselerdir. Yani sağırlar seni duyamaz. Evveliyle beraber bu değerlendirildiğinde bir kısım insanların Cenab-ı Hakk'ın hidayetine liyakatları olmadığı nazara verilmişti. Peki neden? Ancak peygambere kulak verenler onu dinler. Yoksa kulak vermiyorsa, anlamak istemiyorsa elbette duyamaz, istifade edemez. اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Ancak dinleyenler, kulak verenler sana icabet eder. وَالْمَوْتَى Ölülere gelince يَبْعَثُهُمُ اللّٰهِ Allah onları diriltir. ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Sonra ona döndürülürler. Yani sen ölülere duyuramazsın. Onlar ölü olarak artık bu dünyadan giderler. Sonra Allah'ın huzuruna varır. Orada hesap verirler. وَقَالُوا Dediler ki o inkarcılar işi yokuşa sürmek için şöyle dediler. لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ Rabbinden ona ayet indirilse ya, Rabbinden ona mucize, sıra dışı, olağanüstü şeyler verilse ya. قُلْ Sen de ki, اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُنَزِّلَ اَيَةٌ Allah bir ayet indirmeye kadirdir. وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Lakin onların ekserisi bunu bilmezler. Aslında Allah-u Teala daima ayet indiriyor. Ve Allah'ın ayetlerini sadece mucize olarak görmek yanlış olur. Yani peygambere mucize verilmişse tamam bu bir ayettir demek, ayeti bununla sınırlı görmek yanlış olur. Peygambere indirilenler zaten ayettir. Kur'an'ın ayetleri gibi ayettir. Öte yandan şu alemde meydana gelen bütün tekvini olaylar bunlar da bir ayettir. Diyelim şu anda dünya üzerinde herhangi bir yerde ortalama 2000 civarında şimşek çaktığı söylenir. Yani her saniye dünya üzerinde 2000 şimşek çakıyor. Şimşek çok müthiş bir ayettir. Gökyüzündeki güneş bir ayettir. Gece başka bir ayet, gündüz başka bir ayettir. Şu anda sağlıklı olarak hayatımız devam ediyor. Bu da başka bir ayettir. Vücudumuz mikroorganizmalarla dolu. Bu kadar mikroorganizmaların içinde sağlıklı olarak hayatın devam etmesi başka bir ayettir. Ana rahmindeki bebek normalde başı yukarıya doğru ama doğacağı zaman orada bir takla atıyor ve o şekilde dünyaya geliyor. Bu başka bir ayettir. Ona kim bunu öğretti? Niye o ana kadar böyle bir şey yapmadı, o şekilde yaptı? Bütün bunlar düşünüldüğü zaman hepsi birer ayettir. Ve şu alem Allah'ın ayetleriyle doludur. Yani Allah ayet indirmeye kadirdir. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Lakin onların ekserisi bunu bilmiyorlar. Ayet nedir? Ayet nasıl gönderilir? Ve bu ayetlerden nasıl ders çıkarılır? O insanların çoğu bunu bilmiyorlar. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde bulunan her bir canlı وَلَا تَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ İki kanadıyla uçan her bir kuş İlla umemun emsalukum onlar da sizin gibi ümmetlerdir. İşte bu ayetlerden birkaçı. Yeryüzündeki her bir canlı. Buradaki memin deabbe derken genellik ifade ediyor. Ne kadar varsa istisnası yok. İşte karınca bize göre küçük bir varlıktır ama karınca Allah'ın mülkünde o da bir ümmettir. Karıncaların belki binlerce türü var ve bu binlerce türün çok ilginç durumları var. Onların hayatları incelendiğinde karşımıza bir ümmet olarak arz-ı endam ediyorlar. Mesela et yiyen kırmızı karıncalar anlatılır. Bu kırmızı karıncalar bir nehire geldiklerinde işte bunlar birbirlerine kenetlenerek ta karşı kıyıya kadar geçiyorlar. Arkadan itibaren birer birer çözülerek de hepsi diğer kıyıya geçmiş oluyor. Ne kadar hayret verici bir durum. Onların bu hali onların da bir ümmet olduğunu gösteriyor. Bunlar diyelim ölü bir hayvan veya canlı bir ceylan gibi herhangi bir av bulduklarında hepsi
yüz binlercesi hayvanın her tarafını istila ediyor ve emir gelmeden hareket etmiyorlar. Emir geldiğinde hepsi birden yemeye başlıyorlar ve çok kısa bir zamanda geriye sadece bir iskelet kalıyor. Bu manada demek ki her bir canlı mikroorganizmadan tutun ta fillere varıncaya kadar bunların her birisi Allah'ın bir ayeti. Öte yandan وَلَا تَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاهَيْهِ kanatlarıyla, iki kanadıyla uçan kuş, bunların her birisi yine illa اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ onlar da sizin gibi birer ümmettir. Yani gökyüzünde uçan kuşlar var. Bunlar uçmayı nerede öğrendi? Bizler birkaç yüzyıldan beri uçma tecrübemiz var. Evet, bizim kanadımız yok. Akıl bize verilmiş. Kuşları incelemek suretiyle biz uçmanın kanunlarını fark etmişiz. Ama sinekten tutun simurga kuşuna kadar, kartallara varıncaya kadar bu kuşlara uçma kanunları nasıl öğretildi? Nasıl bunlar havada o kadar rahat uçabiliyorlar? Gerçekten çok hayret verici bir durum. Bunlar da birer ümmet. Diyelim leyleklerin o göç hareketleri incelendiği zaman belgesellerde bunlar uzun uzun anlatılıyor. Veya daha diğer kuşların hayatları anlatıldığında, pelikanlar vesaireler, martılar, bunlar anlatıldığında bunların hayatları da her biri filme konu olacak şekilde. Demek ki ayet isteyenlere işte bunlar ayet. Karıncalar bir ayet, arılar başka bir ayet, kuşlar başka bir ayet, filler başka bir ayet. Allah'ın mülkü ayetlerle dolu. Bütün bunlar birer sizin gibi birer ümmettir. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Kainat kitabında bütün bunlar olması gereken şekilde konuldu, yerleştirildi. ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ sonra onlar Rablerine sevk edilecekler. Rablerinin huzuruna götürülecekler. İnsanlar Allah'ın huzuruna götürüldüğü gibi Allah kime hayat nimeti, ruh nimeti vermişse onlar da diğer alemde yine haşredilecek. Bu noktadan baktığımızda hayvanların da ruhları var ve hayvanların ruhları diğer alemde ebedi olarak yaşayacak. Ve Allah-u Teala onlara yokluk vermeyecek. Onları yokluğa, ademe göndermeyecek. Onların da hayatı devam edecek. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ayetlerimizi yalanlayanlara gelince summun ve bukmun fi zulümat bunlar karanlıklar içinde sağır ve dilsizdirler. Yani Allah'ın ayetlerini ikrar edenler var, kabul edenler. Bir de inkar edenler var. İnkar edenlerin durumu bunlar karanlıklar içerisinde sağır ve dilsiz. Sağır olmaları peygamberi bile duymuyorlar. Dilsiz olmaları hak ve hakikati söyleyemiyorlar. Men yeşe illa Allah kimi dilerse yudlilhu onu saptırır. Ve men yeşe yec'alhu ala sıratın müstakim ve kimi de dilerse Allah onu sıratın müstakim üzere kılar. Burada Allah dilediğini yoldan çıkarır, saptırır. Dilediğini hidayet üzere kılar, sıratın müstakim üzere kılar. Zaman zaman belki hatıra başka şey de gelebiliyor. Bu durumda insanların iradesi yok mu? Bu anlamda değerlendirmemek gerekir. İnsanların iradesi var. İnsanların kesiplerine bir karşılık olarak Allah bir kısmına hidayet veriyor, bir kısmına da dalalet veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette yehdi ileyhi men enab buyurur Cenab-ı Hak. Yani Allah kendisine yönelene hidayet eder. Dolayısıyla Allah'ın hidayeti Allah'a yönelen kimseyedir. Yoksa Allah'a yönelmeyene doğrudan hidayet verilmez. Veya durup dururken kimsenin kalbi mühürlenmez. Durup dururken kimsenin kulağı mühürlenmez. قُلْ اَرَيْتَكُمْ de ki bana şunu haber verin. اِنْ اَتَاكُمْ اَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاءَ size Allah'ın azabı gelse veya kıyamet gelse veya bu ölüm anlamında da değerlendirilebilir. Bunlar geldiğinde اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ böyle bir durumda Allah'tan başkasından mı yardım istersiniz? Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Gerçekten bu insanın ızdırar halini ifade etmekte. Öyle ki zor anlarda, deprem gibi ölümle yüz yüze olduğumuz durumlarda
ölümün nefesini ensemizde hissettiğimiz durumlarda insan o anda derinden derine Allah der. Hatta şu anda ateist dediğimiz kimseler bile o anda Allah derler, bir hami meçhullerine sığınırlar. İşte böyle bir ölüm anında veya şiddetli bir durum zamanında Allah'ın azabı geldiğinde artık putlar hatıra gelmez. Ey Lat, ey Uzza, ey başka şey, bunlar hatırlara gelmez. Bunun yerine doğrudan doğruya insanlar Allah'a dua eder. İn kuntum sadıkın, eğer sadıksanız bunu bana haber verin. Bel iyyahu ted'un, hayır diyor, bilakis siz sadece ona dua edersiniz. Bu gibi zor durumlarda, sebeplerin bittiği noktada doğrudan doğruya Allah'a dua edersiniz. Feyekşifu ma ted'une ileyhi inşa'e. Eğer Allah dilerse sizin dua etmiş olduğunuz o durumdan sizi kurtarır. Size bir genişlik nasip eder. Ve tensevne ma tüşrikun, ve siz o ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Yani o anda Allah dersiniz ve o anda Allah'a hamd eder. Oh elhamdülillah kurtuldum dersiniz. O anda Allah'a ortak koştuğunuz şeyler artık hatırınıza gelmez. Onları unutursunuz. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ, senden önce de başka milletlere, ümmetlere biz peygamberler gönderdik. فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّاءِ, ve onları çetin durumlarla ve sıkıntılarla onları yakaladık. لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ, ta ki Allah'a yalvarsınlar, Allah desinler diye bu gibi hallere düçar kıldık. فَلَوْلَا اِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا, yani keşke onlar Allah'ın şiddetli azabı, sıkıntılı halleri onlara geldiğinde tazarruda bulunsalar, derinden derine, gönülden Allah'a yalvarsalardı. وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, lakin kalpleri bunların kasavet peyda etti, kalpleri katılaştı. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, ve şeytan onlara süsledi, süslü gösterdi. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, yapmış oldukları amelleri şeytan bunlara süslü gösterdi. Burada şeytanın kandırması, şeytanın bir takım amelleri süslü göstermesi, normal şartlarda insan iyiliği iyilik olarak yapar, kötülükten de fıtraten uzak kalmak ister. Ama şeytan insanlarla öyle oynuyor ki iyiliği kötülük, kötülüğü iyilik olarak gösteriyor. Ve bakıyorsunuz içki içen birisi, ben buna düştüm, kurtulmak istiyorum ama kurtulamıyorum demek yerine içkiyi savunmaya çalışıyor. İçiyorsam sebebi var diyor. İçiyorsam şundan dolayı içiyorum. Hem bu bir medeniyet göstergesidir. Medeni insanlar da benim gibi içiyor. Ben de onlarla beraberim diyor. Ve bu manada bakıyorsunuz yapmış olduğu batıl işi savunuyor. Yani nefsime mağlup oldum, içiyorum, ah bir kurtulabilsem demiyor. Bunu savunma cihetine gidiyor. Bunun arka planında şeytan var. Şeytan onları fitliyor. Şöyle konuş, böyle söyle, şöyle mazeret uydur. Onları bu şekilde yönlendiriyor ve şekillendiriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de şeytanla ilgili ayetlerde şeytan onlara yaptıkları amelleri süslü gösterdi. Pek çok yerde geçmekte ve bu insanlık aleminde şeytanın aldatma yollarından birisi olarak devam etmekte. Ve bu insanlar yaptıkları kötülüğü kötülük olarak kabul etmiyor, iyi şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Öyle ki hıyanet içinde yaşarlarken kendilerini belki de bir sadakat timsali görebiliyorlar. Veya diyelim günah işlerlerken doğru bir şey yapıyoruz gibi bu tarzda zannedebiliyorlar. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, onlara hatırlatılmış olan şeyleri unuttuklarında فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ şey, her şeyin kapısını biz onlara açtık. Yani insan zaman zaman nisyan eder, görevlerini unutur. Bunlar da Allah'ın onlara hatırlattığı, bildirdiği şeyleri unuttular. Allah'ın ayetlerinden gafil kaldılar. Hemen birden de cezalandırılmadılar. Allah-u Teala önlerini açtı. Her türlü imkanı, fırsatı bunlara verdi. Hatta اِذَا فَرِهُوا بِمَا اُوتُوا,
kendilerine verilenlerle bunlar ferahlandıklarında اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً birden ansızın biz onları yakaladık. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٍ senin Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir buyuruyor. Cenab-ı Hak cezalandırdığı zaman artık onu kurtaracak, o insanı kurtaracak bir başkası düşünülemez. Ama Allah-u Teala fırsat veriyor, imkan veriyor ve o zaman zarfı içerisinde insan kendini belki de bir şey zannediyor. Yani berbat yolda gidiyor, kendini doğru bir yolda zannediyor ve kendine verilen imkanları, fırsatları değerlendirmek yerine bu imkanlar ve fırsatlarla çok daha fazla günah işliyor. Yaşadığımız zaman diliminde de nice insan zenginlikle veya makamla veya şöhretle şımarmıştır. Bir anda gökten başına da taş yağmamıştır ve birden belasını bulmamıştır. Ama günün birinde mutlaka bulacaktır. Günün birinde mutlaka bir yerden cezasını çekecektir. Velev şu dünyada doğrudan bir cezasını çekmese bile ölüm gelecek. Onu yalancı, aldatıcı şu dünya cennetinden alacak ve bir azap mahalli olan cehenneme ve onun öncü kısmı olarak cehennem bahçeleri çukurlarından bir çukur şeklinde kabirde azabına gönderecektir. فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ o zaman bir de bakarsınız ki bunlar ümitlerini kesmiş ve perişan bir haldedirler. Değerli izleyenlerim, gerçekten Kur'an-ı Kerim nefsimize yönelik çok güzel dersleri bize veriyor. Nefsi bize anlatıyor, şeytanı bize anlatıyor. Kötü yolda giden kimselerin durumlarını anlatıyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şöyle bir hatırlatması var. Diyor ki, dikkat et, Firavun'da olan sende de vardır diyor. Yani Firavun nasıl Firavun oldu? Nefsini dinleyerek. Onda nefis var, bizde de var. Mevlana diyor ki seninki şu anda hapiste. Yani şu anda daha dışarı çıkmamış. Ama fırsatını bulduğunda senin nefsin de bir Firavun olmaya namzet. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu gibi dersleri insanın Firavunluk cephesine büyük darbeler vuruyor. Böyle nefsin ben deyip kabarmasına fırsat vermiyor. Ve günahlara nefis meyilli olmakla beraber daha önce tarihte nefse uyan kimselerin feci akıbetini bize anlatıyor. Şeytanın süslemesiyle kötülükleri iyilik zanneden kimselerin dünyada da ahirette de perişan durumlarını bize bildiriyor. Ve insan bunları dinledikten sonra, anladıktan sonra bir nefis muhasebesi yapıyor. Ve diyor ki ben niye nefse uyayım ki? Niye gayrimeşru yolu takip edeyim ki? Helal belli, haram belli. Haramın dünyada da binası yok. Dünyada da zillet ve perişaniyet. Kaldı ki diğer alemde ebedi bir hüsran. Böyle olunca dünyada da perişan, ahirette de perişan olmamak için nefse muhalefeti esas alıyor. Ve şeytana uymak yerine şeytana muhalefeti esas alıyor. Ve bunun neticesinde o insan günahlardan uzak kalabiliyor. Yoksa eğer insan böyle bir nefis terbiyesinden geçmezse gerçekten de o insan her türlü kötülüğü yapmaya meyillidir. Her türlü günahı işlemeye meyillidir. Ve sadece kanun kuvvetiyle o günahların önüne geçebilmek de mümkün değil. Kaldı ki şu andaki kanunlarda dinin günah dediği şeylerin pek çoğu günah da değil. Mesela din içkiye günah der, yasaktır der, şeytanın amelinden bir pisliktir der. Ama dünyadaki kanunlarda bunun herhangi bir müeyyidesi yoktur. Bu durumda insanlar vicdanlarıyla baş başa kalmışlardır. Ve vicdanlarına hükmedebilmek için, nefislerine söz dinletebilmek için Kur'an'ı dinlemeleri, Kur'an'ın ortaya koyduğu esaslarla hayatlarını devam ettirmeleri gerekir. Cenab-ı Hak hepimizi günahlardan mahfuz kılsın, uzak kılsın ve bizi tertemiz bir hayatla yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.